Efendim merhabalar. İstikamet programımızda karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemine dair meselelerle birlikte Konya gündemini de ele aldığımız istikamet programımıza başlıyoruz. Bugün istikamette biraz ekonomik gündemi ele almış olacağız. Ekonominin gündemini ele alırken de Konya'nın ekonomisi nasıl onu da değerlendirmiş olacağız. Bunun en kolay yolu mesela gayrimenkul sektörünü analiz ederek değerlendirebiliriz. Ayrıca farklı noktalara temaşa edilmesi gerekirse paranın dönüş hızını nerede olduğunu gözlemleyerek analizini yapabiliriz. Biz emlak sektörü üzerinden yapacağız. Aynı zamanda bugün Konya Emlakçı Odası Başkan Adayı Orhan Acar bizimle birlikte değerlendirmelerini kendilerinden almış olacağız. Tabii biz bu meseleleri konuşurken Türkiye harekatta 3. günü yaşıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda. Onun bilgisini de tekrar bir kez daha hatırlatmış olalım. İlk hava harekatından sonra kara harekatı da dün Konya'daki uçakların, Diyarbakır'daki uçakların da katkısıyla birlikte, kara harekatıyla beraber ilerleyiş sürüyor. Ne kadar süreceği ve zaman mevhumun ne olacağı zaman gösterecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da az çok netleştirecek hadiseyi. Bugün yarın biraz daha netlik kazanacaktır diye tahmin ediyoruz. Cenab-ı Hak ordumuza muvaffakiyet versin, başarılar versin diyelim. Bugün ekonomiye doğru dönelim. Diğer dolaylı olarak bu gündemin asli gündemini de işin ehli olan arkadaşlarımız ekranlara yansıtacaklardır. Diğer programlarda ya da haberlerde. Evet hocam, şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malumunuz Zeytin Dalı Harekatı unutulmayacak bir hadise olarak gündeme geldi ve belki de devam edecek. Ne kadar süreceğini de zaman gösterecek. Onunla da ilgili tekrar bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Toplumsal olarak sosyolojik anlamda bu önemlidir. Halk nasıl hissediyor diye onu da merak ediyorum. Size de bunu sormak isterim. Sizin düşünceniz, bakış açınız ne hissediyorsunuz? Biz Afrin Operasyonu'nda halkımızın güvenliği açısından olduğunu düşünüyoruz. Sınır güvenliğimiz, halkımızın güvenliği, birliğimizin, beraberliğimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından son derece faydalı bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Rabbim Türk ordusunu orada muzaffer eyler. Başarılı olmasını diliyoruz. İnşallah. Peki. Olacak da inşallah. Umarız öyle olacak. Öyle olacağında askerlerin moral motivasyonu da çok iyiydi çünkü. Ekranlara yansıdı. Bilmem izleme şansınız oldu mu? İzledik. Takip ediyoruz. Farklı farklı kareler geliyor. Kimisi istikamet neresi denildiğinde ne söylemek istediğini beklemesinler diyor. Biz buradayız diye cevabı verebiliyor. İstikamet Kızıl Elma. Kızıl Elma diyor. Sektörle alakalı biz mevcut başkan Sayın Sedat Altınay ile programlar yaptığımız oldu. Daha önce kendisini misafir etmişliğimiz var. Mesela ben ona da sorduğumda ilk olarak mesela şunu çok merak ederim. Sektörün sorunları nelerdir diye ifade ettiğimizde mevcut başkanlar ya da mevcut görevdeki isimler problemlerin içe dönük kısmını anlatır. Ama dışa dönük kısmına çok fazla girmeyebilirler. Böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sahadaki esnaf bu işin boyutunu az çok bilir. Mesela sahadaki esnafın dışında da toplum olarak ben, halk, birileri, yaşayanlar emlakçılarla olan diyaloğundan dolayı başka şeyler de söyleyebilir. Siz bu işin ikinci ayağında olarak, bir esnaf olarak, bir işletmeci olarak, işveren olarak problem ayağında neler görüyorsunuz Konya'da? Şimdi öncelikle biz gayrimenkul sektörünün iki ayağında da varız. Bir emlakçılık ayağında, iki inşaat ayağında. Ha, bir de o taraf. Tabii bizim inşaat firmamız da var. Yani hem gayrimenkul firmamız var hem inşaat firmamız var. Yani biz bu sektörün iki tarafında da yer alan kişiyiz. Bizim sektörümüzün... Hem döngüde varsınız hem de yatırımda varsınız. Yani hem döngüde hem yatırımda her ikisinde de varız. Yani bu işin şu andaki en büyük sıkıntısı, yani en büyük sıkıntısı dışarıdan para girişinin az olması sektöre. Yani geçtiğimiz yıllarda daha fazla bir sektöre dışarıdan bir para girişi vardı. Yani sanayicisi olsun, Avrupa'daki vatandaşlarımız olsun. Yani bu kişilerin yoğun bir şekilde gayrimenkul talepleri vardı. Ve yatırım yapıyorlardı. Tabii. Yani son derece büyük yatırımlar vardı. Selçuk, Konya Tapu'da Selçuklu Tapu Müdürlüğü Türkiye'de 5. oldu. Yani bu az bir rakam değil. Yani bunun içinde İstanbul'u var, Ankara'sı var, Bursa'sı var, İzmir'i var. Yani bunların içinde 5. olmak doğru, büyük bir iş. Yani tabii biraz daha geride bizim Türk Konya'nın. Yani hem tarla satışı hem arsa satışı, yani tarla dedim imarsız toprak. Yani bunlar bir yatırım aracı. Yani yatırım aracını Konya benim kendi düşüncem 2010 yılından 2017 yılına kadar çok güzel değerlendiren bir kısım. Hani bu son zamanlarda biraz bir sekteye uğradı ama bu piyasanın genel itibariyle olan bir sıkıntı.
Yani sadece gayrimenkul sektörüyle ilgili değil. İşte dış sektörlerde çalışan arkadaşlarımız da, işletme sahibi arkadaşlarımız da. Onlarla da görüşüyoruz. İhracat yapanların dışında piyasa şu anda bir sıkıntı, gözle görülür bir sıkıntı var. Alım gücü azaldı mı, yoksa gerçekten böyle doğal akışında da devam ederken ya, böyle bir sorun mu var? Alım gücünden ziyade operasyon olsun, yani terör olayları olsun, operasyonlar olsun, bunlar vatandaşı biraz tedirgin ediyor. Yani vatandaş ne yapacağını bir kez daha sorguluyor. Ya bu darbeden sonra, yani bu darbe girişiminden sonra vatandaş artık alacağı gayrimenkulü sorgular hale geldi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hangi ürünü alırsa alsın en kötü %25 bir kar marjı vardı. Bu da 6 aylık bir kısa bir süre içerisinde. Bununla itibaren ne oldu? Bu darbeden sonra insanlar biraz daha tedirgin oldu. Bir de dövizin yükselmesi bizim işimizde bir antipati oluştu. Peki şöyle bir bakış açısı var mı? Ben halktan da işittiğim şeylerden bir tanesi mesela. Kişi eskiden yatırımını binaya, arsaya yapıyordu. O süreçten sonra dedi ki bina yatırım yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Arsaya yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Elimde kalsın dedi. Yastık altı daha çok mu doldu yani? Bir mantık öyle şimdi mi? Şimdi 15 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar doların, yani daha doğrusu dövizin, yani net bir şekilde %25 arttığını görebiliyoruz. %25. Bu %25 artınca insanlarımız biraz dövize bir yönelme oldu. Dövize yönelmenin etkisi ister istemez bizim işimize yansıdı. Yani ürün alacak insanlar almaz hale geldi. Ama bu son zamanlarda bu tekrar kırılmaya başlandı. Şimdi bak, mesele nedir? Dövizin yükselmesi, altının yükselmesi, düşmesi değil. Bunu olağan bir seyirde tutabilirsen, yani rakamın kaçta olduğu çok önemli değil. Olağan bir seyirde hükümet bunu tutarsa, yani belli bir dozda tutarsa, o zaman dövizden insanlar para kazanmamaya başlar. Para kazanmamaya başlayınca bu gayrimenkule yatırım çok daha fazla olur. Yani bir gayrimenkule yatırım demek kendi başına 2000 tane kalemi etkiliyor mu? 2000 tane kalem etkiliyor. Şimdi biz inşaatta yapıyoruz. İnşaatta kalem sayısını ben burada anlatsam biz bir saatimizi onun kalemleriyle geçiririz. Yani sadece bir inşaat kendi başına 2000 tane kalem etkiliyor. Yani 2000 tane dış sektörü etkiliyor. Yani bunun içinde marangozu, pencerecisi, işte ustası, yani aklınıza gelebilecek her türlü şey inşaatta kullanılan malzeme. Yani bugün şu demir de inşaatta kullanılıyor, cam da inşaatta kullanılıyor, masa da inşaatta kullanılıyor. Yani ağaç da inşaatta kullanılıyor. Tahtasından tutuyor, en son çıkarken kapısına kadar. Yani diyorsun. 2000 sektör etkileyen bir sektör. Dövizde Allah'ın izniyle işte 6 aydır falan yaklaşık aynı yerinde istikamet. Aşağı yukarı. Aynı. Şimdi ekonomistlerle konuştuğum zaman şunu söylüyorlar. Az önce sizin söylediğiniz ifadenin benzerini kullanıyorlar. Şimdi siz onu söyleyince dikkatimi çekti. Diyorlar ki mesela yükseldiği zaman bir endişe oluyor ama ani düşüşlerde de bir endişe olması gerekir diyorlar. Bunun temel sebebi nedir? Şimdi o temel sebebi nedir? Şimdi döviz yüksekken alan insanlarımız var. Yani daha yükseleceği umuduyla dövizliğe yatırım yapanlar var. Bu sert düşüş yaptığı zaman insanlarımız elindeki dövizi bozdurmaz. Bekler. Bu sefer düşünce de tekrar yükselecek diye alımlar olur. Yani az önce dedim ya, mesele düşmez yükselmesi değil. Aynı seyirde kalmaz. Herkes o seyri yakalamaya çalışır. Yani herkes onu yakalamaya çalışır. Ama aynı seyirde kalsa insanlar der ki ya biz buradan biz paramızı yatırdık. Yani TL'mizi dövize çevirdik. Uzun bir süre hiçbir hareket olmadı. Ben bugün şu kazancım arsayı olmadı. Bugün şu arsayı alsaydım veya şu daireyi alsaydım şu paraydı. Ama şimdi bugün bu para. Bakın bugün bir 3+1 site içerisinde 3+1 normal bir daire. Bak lüks bir daire demiyorum. Normal bir dairenin arsa dahil Selçuklu bölgesinde imalatı 260 bin lira. Bunun arsa üstü dahil. Var. Arsa var, arsa dahil. Bunun üstü var, altı yok. Yani minimum mali edeceği bir rakam 260 bin lira. Çok maliyetlerimiz yükseldi. Yani buradaki temel sebep arsanın yüksek olmasından kaynaklı. Yoksa yani arsanın, kalemlerin değerinin yüksek olması mı? Şimdi arsa fiyatları yükseldi. Niye? Yapılacak yer sayısı azaldığı için arsa talep meselesi, arsa fiyatları yükseldi. Arsa fiyatıyla beraber hani dövizin yüksekliğinden bahsettik ya, tamam. Demir de bununla paralel. Yani döviz yükseldiği zaman demir de yükselir. Bugün demir 2700 lira KDV dahil. Yani 1.3'den 2.7'ye mi geldi? Ya biz en son aldığımızda 2720 liradan aldık. Yani şu anda bir ihtiyacımız yok, bilmiyorum kaç lira ama yani en son aldığımızda ben 3.2 diye biliyorum yani. 2720 liradan en son aldık. Fiyattan alanlar var. Yok ya, şu anda da 2700'de dolduğunu düşünüyorum ben. Yani, bakmadım hani en son da ama gene o fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Belki gene yükselmiş olabilir, ayrı mesele. Biz O zaman 260 binlik rakam da aslında bir anlamda düşük bir rakam da olabiliyor. Maliyet bu. Bunun içinde şeyin kârı yok. Müteahhit firmanın kârı yok. Yani aslında normallikte yüksek de
Ama bir yandan da rakamsal verilere baktığımız zaman da normal geliyor bu sefer de. Ya orta sınıf bir daire yapıyorsun. Lüks bir daire yapmıyorsun. Orta sınıf bir daire yaptığın zaman arsa dahil 260 bunun üstü var. 350 bin liraya da mal edersin. 400 bin liraya da mal edersin. 500 bin liraya da mal edersin. Ama 260 bin liranın altına 3 artı 1 yani yaklaşık 145-150 metre kare brüt dediğim net değil. Brüt. Bu dairenin maliyeti yani 260 bin civarlarındadır. Sektörün rahatlaması için ihtiyaç olan şey ne peki? Sektörün rahatlaması için ihtiyaç olan tek şey var. Dövizin aynı seyirde kalması. Altının aynı seyirde kalması. Vatandaşın yastık altındaki dövizi, altını bozdurması. Bunu tekrar araziye, inşaata, yani daireye, yani dükkana, piyasaya sokması. Ya ne diyorum? İnşaat 2000 kalem etkiliyor. Yani ben inşaat yapıyorum. Sizden size daire satıyorum. Ve sizden ben bunun karşılığında ürün satın alıyorum. Yani inşaatımın bir kısmını yaptırıyorum. E sizde yani bu para döngüye girmiş oluyor. Sıradan bir hadise değil. Değil. Büyük bir hadise. Arsadaki sıkıntıyı da söylediniz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Selçuklu bölgesinde arsa üretimi yapılamıyor. Yani hala mevcut arsalar var. En geniş yer orası değil mi? En geniş yer ama arsa üretimi yani belediyenin bir arsa üretimi yok. Arsa üretimi olmadığı için arsa fiyatları yüksek. Yani imara birkaç tane yer açılsa, yani birkaç bölge yerdeydi, bölge imara açılsa arsa otomatikman arsa payları biraz aşağı iner. O zaman inşaatın maliyeti de aşağı düşer. Yani bugün 100 bin liranın altında bir arsa payı yoktur. Yani şimdi bizi emlakçı arkadaşlar izliyorlar. 100 bin yani 100 bin liranın altında arsa payının olmadığını hatta şu anda birkaç kişi diyorlar. 100 bin liraya arsa bulursan biz alalım diyenler vardır. Şimdi bu konuşmamızda. Haklı olarak. Yani. Çünkü bulamadıklarına kaynak. O zaman ben şunu da algılayamıyorum. Mesela samimi olarak soruyorum. Bir reklamda birisinin yaptığı reklam çalışmasında görmüştüm. 500 bin küsur liradan başlayan fiyatlarla. 600 bin liradan başlayan fiyat yani mantıken yani rakamsal ortalık veri bu. Ya öyle bir daire fiyatı olur mu? Öyle bir daire fiyatı fazlasıyla da çıkar. Şimdi az önce dedim ya talep meselesi diye. Çok lüks yapılmıştır. 4 artı 1'dir veya 5 artı 1'dir. 5 artı 2'ler çıktı. Bunların hepsi birer maliyettir. Yani 3 artı 1 ile 4 artı 1 arasındaki fark? Sadece bir oda değil. O mantıkla bakmayacağız. Değil, sadece bir oda değil. 4 artı 1 dediğin zaman işin içine birçok şey girer. Hani metrekaresinin yani geliştirmesinden başlayacağız. Akıllı ev sistemi girer. Kullanılan malzeme değişir. Mekan girer. Mesela mekan girer. Her şey girer. Yani bugün bir 4 artı 1 yaptığınız zaman mekan arsa da çok önemlidir. Arsanın konumu çok önemlidir. Konya'da sizce en sağlıklı yer neresi? Konya'da bölge olarak mı? Bölge olarak. Geçen burada inşaatçılar ve diğer odalardan bazı başkanları misafir etmiştik. Onlara da sordum. Bu farklı farklı bölgeler çıkmadı pek fazla. Size göre neresi? Selçuklu bölgesidir. Selçuklu bölgesi. Yani Selçuklu bölgesidir. Kazanım açısından mı söylüyorsunuz? Yani hem kazanım açısından hem yatırım açısından Selçuklu Konya'nın parlayan yıldızıdır. Peki en sağlıklı yaşam alanı olarak? Ya şimdi bu biraz politik bir cevap olacak. Yani bizim kendi işaret yaptığımız bölgeyi söyleyeceğiz. Biz Hocacan Mahallesi'nde yapıyoruz. Meram'da mı yani? Selçuklu. O da mı Selçuklu? O da Selçuklu. Yani Hocacan Mahallesi'ni Selçuklu ile Meram ayıran sadece bir yoldur. Tıp fakültesine giden Beyşehir çevre yoludur. Onun sağ tarafı Hocacan, Selçuklu. Sol tarafı Meram. Yaka Yunus Emre diye geçer. Yani temiz havaya yakınız diyor. Tabii gedabet rüzgarlarının olduğu çok nadide yerlerden biridir. Dünyada 6 yerde vardır. 6 yerden bir tanesi Hocacan Mahallesi'dir. Şimdi çok ilginçtir. Ama politik bir cevap da olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani. Siz hani kendi alanınızla alakalı da bir örnek söylemiş oldunuz. Bir önceki yayınımızda söyleyen arkadaşlar da, misafirlerimiz de Selçuklu'nun Beyhekim taraflarını sağlıklı bir yer olarak, yaşam alanı olarak da aynı zamanda hem de kazanım olarak da ifade ettiler. Aynı zamanda Meram'ın o gedavet rüzgarının olduğu bölgeleri çok fazla söylemişlerdi. İki rakamsal veri birbirine tutuyor yine. Ben bunu şunun için soruyorum. Şimdi Karatay hep tercih edilmeyen bir bölge. Şehrin merkezi biraz da o tarafa doğru akıyor aslında. Yeni yapılan Adliye Sarayı'nın olduğu bölgeye yeni gidecek olan bazı devlet kurumları olacak. Şehir Hastanesi'nin de hakeza orada. Karaman'a yapılacak olan havaalanında Konya'nın kullanımında olacak muhtemelen. Konyalılar oraya kullanır. Mevcut havaalanını kullanamadığından. Yani şartlar aslında şehri oraya sürüklerken bu tarafın kullanımı ikisi böyle bir ters orantı yok mu burada? Şimdi Konya 16 tane ilden göç alıyor. 16 ilde. 16 tane ilden Konya şu anda göç alan bir yer. Keşke otomobil, yerli otomobil fabrikası da bizim buraya açılsa, Konya'ya açılsa. Yani bu işle alakalı ticaret odası uğraşıyor. 16 tane ilden göç almak ne demek? Konya'nın her yerini doldurmak demek. Şu anda Konya'nın nüfusu 2 milyon üzerinde. Yani bu 2 milyon insanı barındırmak lazım. 1 milyonu içeride, 1 milyonu dışarıda. Yani
Şimdi bizim büyük bir bölümümüz nerede çalışıyor? Sanayide çalışıyor. Büzan, organize yani. Tabii. O bölgede sanayide. Selçuklu bölgesinin biraz daha cazip hale gelmesi bu vatandaşlarla alakalı. Yani otogar tarafında, Beyhekim tarafında oturan bir kişi arka yoldan sanayiye çok kısa bir sürede varabiliyor. Doğru mu? Ana cadde yola da trafikte kalmadığı için orayı tercih etmeyi ister. Orayı tercih ediyor. Yani bu biraz arz talep meselesi. Size şunu söyleyeyim. Gedavet rüzgarlarından bahsettik. Havanın en temiz olduğu yer Hoca Can bölgesidir. Ondan dolayı tıp fakültesi Hoca Can mahallesindedir. Yeni hastanesi de orada. Tabii yeni hastanesi de orada. Yani bu rastgele arazi bolluğundan dolayı yapılmış bir şey değil. Araştırmalar sonucunda en iyi havanın orada olduğundan dolayı yapıldı. Yani peki, rastgele bir şey değil. Yani sağlık, ya şimdi siz bir yatırımcı olsanız, samimi bir soru sorayım. Yatırım amaçlı kazanç elde etmek açısından mı bir yatırımı gerçekleştirirsiniz? Yoksa sağlığınız için bir yatırım mı yapmayı tercih edersiniz? Ya kazanç açısından daha çok tercih ederiz tabii. Ama ikisi de aynı tarafa çıkar yine. Yani sağlıktan ziyade kazanç şu anki dünya konjonktüründe daha önemli. Yani sağlık, hani insanlar diyor ki hani ben yatırımımı buraya yaparım, sağlığımı falanca bir yerde yakalarım, falanca bir yerde korurum diyebilir. Sağlık ben açısından... şimdi bu alanda inşaat sizin alanınıza Japonları çok tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Güzel işler yapıyorlar. Metrekarelerini falan takip ediyorum. Küçük küçük evler yapıyorlar. Bizim Konya'dakilerle Japonların birbirine uyuşmadığının göstergelerinden bir tanesi de bu. Birçok şeyler uyuşsa da. Neden metrekareleri çok büyük yapıyorlar Konya'daki işverenler ya da yapıyorsunuz? Bizim Türk insanı sığamaz. Yani 75 metrekare, 80 metrekare bir evde oturamaz. Ama eskiden geniş ailelerde eyvallah. Şimdi herkes 1+1 yaşıyor. Yaşamıyor. Yani şu anda uygun olan, talep edilen yani biz, talep de yine aynı büyük mü istiyorlar? Tabii büyük. Talebimiz yine büyük. Yani 3+1 şu anda en popüler daire. Yani normal orta kesime hitap eden en popüler daire 3+1. Durumu daha iyi olan müşterilerimiz 4+1 ve hatta 5+1. 5+2. Oo. Yani bunlar da çekirdek aile. Baba, anne, 2 tane çocuk. İşte bu nasıl oluyor? İşte anne çamaşır odası yapıyor bir tanesini. İşte baba çalışma ofisi yapıyor. İşte çocukların özel yaşam alanları çıkıyor. Çıkıyor. Üretebiliriz. Yani ilginç şeyler. Peki benim aklıma yatmıyor açıkçası. Yani çekirdek bir ailenin. Bir futbol sahası gibi bir genişlik oluşuyor. Çekirdek ailenin oturabileceği aslında en verimli yer 2+1. Yani çekirdek böyle hani bir anne bir baba iki çocuk için en ideal 2+1. Isıtmak gibi bir zorunluluğu yani, olmaz. Aynen. Yani ısıtma zorunluluğu olmaz. Eşya kolaylığı olur. Yani daha sıcak bir ortam olur. Yani 2+1 daha uygun. Ama Japonlarınki gibi 75 metrekare bir daire biz burada yaptığımız zaman bizim bu daire elimizde kalır. Kimse tercih etmez. Yani kimse tercih etmez. Ya da tercih edenler işte öğrenci kirasına dönüştürmeye çalışır. Herhalde öyle dönüşüm ya olur. Ben yaklaşık 10 yıla yakın süredir bu sektördeyim. İşte anlayamadığım tek bir şey o. Hangisi? Şimdi normal bir dairenin kirası 700 lira, 800 lira, 1000 lira. Stüdyo dairenin kirası da 1000 lira. Çok saçma değil mi? Yani ben bu orantıyı bir hala hafızamda canlandıramıyorum. Niye böyle oluyor? Ya öğrenci kesimimi çok tutuyor. Yani biraz onunla alakalı. Yani normalde bir... Ya da öğrenci kesimine normal evler verilmediği için diğer evler zor mu bulunuyor? Ya öğrenci kesiminde artık normal bir evde 3 arkadaş, 4 arkadaş birleşmek istemiyor. Yani kafasına uyan 2 arkadaş bir stüdyo daire tutuyor. 1+1 işte bir yerde kalıyor, bir yerde yaşıyor gibi. Biraz ona döndü işler. Ama 1+0 ya da 1+1 daha çok tercih ediliyor ve yüksek meblağlar oluyor. Belediyenin yapmış olduğu bir şey var. Ben de çok... Şu son karar mı? Yani son karar. Biz onu çok takdir ettik, çok hoşumuza gitti. 75 metrekarenin altında yaptırmıyor. Yani artık bu işin tadı kaçmıştı. 1+0. Yani tek. Mutfak da orada, tuvalet de orada, salon da orada, oturma odası da orada, yatak da orada. Hepsi oradaydı. 1+0. Yani çok şükür bunu bitirdi. Artık o da evler gibi oluyor. Tabii tabii. 75 metrenin altında yapım yok. Çok da mantıklı yani. O kadar mantıklı, yeni mantıklı. Çıktı gerçi ama. O kadar yeni değil de 1-3 yıl oldu. İstanbul'da da başlattılar bunu. Bunu Konya'da İstanbul'da uygulandı mı? Yeni başlıyor ama Konya bunu yapıyor. Şu anda Konya'da 1+0 ruhsat alamazsın. En son Ekim'de bir genel bir karar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ekim veya Kasım ya da Eylül'deydi. Tam tarihini hatırlamıyorum. 9. ay ya Eylül ya da Ekim'di belki. O tarihlerde olmuştu çünkü. Devam edeceğiz hocam. Bir araya gidelim. Aradan sonra bu meseleleri konuşmayı sürdürelim. Hem de şu adaylık sürecinizde neler düşünüyorsunuz? Onlara da gelmiş olalım. Genel Türkiye meselelerini konuşmamızda elzem ihtiyaçlardan bir tanesi. İstikamette araya gideceğiz. Aradan sonra Konya Emlakçılar Odası Başkan Adayı Orhan Acar'la birlikteliğimizi sürdürüyor olacağız efendim.
Efendim istikamete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birlikteliğimizde bugün Konya'nın ekonomisini, emlak sektörünü, inşaat sektörünü de aynı zamanda ele almış oluyoruz. Bugünkü istikamet programının bu bölümünde de Konya Emlakçılar Odası Başkan Adayı Orhan Acar'la adaylık sürecini de konuşalım aynı zamanda. Ve ne getirip ne götürecek onları da değerlendirelim. Sonuç itibariyle bir işe baş koymak bir şeylerin getirisi ve bir şeylerin götürüsü olacağını da göstergesidir. Hangisi arttı da hangisi eksildi de ona da bakmak lazım. Mevcut başkandan memnun değil miydiniz de aday oldunuz yoksa memnununuz da biz de bu sektörde bu işlerde çorbada tuzumuz olsun diye biraz da koşarak hareket edilmesini mi sağlayalım dediniz? Neden böyle bir fikir çıktı ortaya? Şimdi mevcut başkanla alakalı bir memnuniyetsizlikten ziyade odayla bizim hiçbir işimiz yoktu. Yani biz kendi işimizi kendimiz yapıyorduk. Odayla bir sadece üyeliğimiz vardı. Bir bağlantı içerisinde değildik. Niye odanın katkısı olmuyor mu sonuçta yani bu sektörde olanlara? Bugüne kadar odanın hiçbir katkısını, burada 1150 tane emlakçı var. Şu anda kayıtlı 1150 emlakçı var. Bunun 1050 tanesi oy kullanacak. 1150 tane kayıtlı emlakçı bugüne kadar odanın hiçbir faydasını görmemiştir. Yoktur yani. Yani Konya'da arsanın açılmasından tutun, ne bileyim harçların, rakamsal verilerinin ne kadar olduğuna dair mesajların doğru verilmesi hepsinde bir etkisi olmuştur belki. Şimdi Mehmet Ali abi ben size şöyle bir örnek vereyim. 2013 yılında Selçuklu Belediyesi vergilere zam yaptı. Şu afaki olan mı? Afaki olan. %400. 200 müydü 400 müydü? %400. Net. %400 zam yaptı. Bu yapılan %400 zamın altında şu anki oda başkanımız Sedat Altınay'ın imzası var. Belediyeden bakabilirsiniz. Atmayabilir mi normalde? Atmayabilirdi. Ya atmayabilir mi? Atmaz tabii. Sonuçta bir tüzel kişilik 1050 tane kişiyi temsil ediyor. Atmasa kim ne diyebilir? Ben buna karşıyım de. Bu işi belediye gene yapmış olsa bile sen yapma. Onaylama diyorsun. Yani çok büyük bir şey. O yani 2013 yılında çok büyük bir tepki aldı. Gerek emlakçılardan olsun, gerek vatandaşlardan olsun. Yani emlakçılar grup halinde geldiler Altınay'la görüştüler. Sen böyle bir şeye niye imza attın? Sen bunu ertelettirebilirdin, bu işi başka platformlara taşıyabilirdin diye. Yani herkese bir mavi boncuk dağıtaraktan o günü geçiştirdi. Yani Emlakçılar Odası'nın şu anda ne vatandaşa ne üyeye hiç kimseye en ufak bir faydası yok. O %400'ün etkisiyle bugünkü fiyatların yüksek olmasının sebebi de bu mu aslında? Yok, onun bu fiyatlarla bir alakası yok. Yani o vergi kısmı. Gösterim. O vergi kısmı. Ya bakın ben size şöyle örnek vereyim. Şimdi vatandaşımızın arsası belediye tarafından spor tesisleri ayrılıyor. Tamam. Vatandaş belediyeye gidiyor. Emlak rayiç bedelleri üzerinden değil. Yani piyasa fiyatları üzerinden benim arsamı satın al diyor. Çünkü dışarıdaki kişi satın almaz. Bunu satın al. Yok satın alamam. Ya da alırsa da atıyorum piyasa değeri 300 lira olan yeri 10 liradan satın alırım diyor. O zaman diyor bunun vergisini arsa statüsünden alma. Buna bir cüzi bir vergi getir. Bunun vergisini oradan alıyor. Hayır diyor. Arsa statüsü üzerinden vergi ödeyeceksin diyor. Vatandaşlardan da emlak odasına çok gelen oldu. Bu işimizi çözelim. Bunu konuşalım. Yani bu sen bizim sesimiz ol. Bunu dile getirelim diye. Yani en ufak bir vatandaşa, emlakçıya bir yaklaşım olmadı. Bakın şimdi mevcut başkanı eleştirmek istemiyorum. Yani ben daha çok onu eleştiriden yana bizim yapacaklarımızı anlatmak istiyorum. Ama eleştirmeyeceğim derken de yaklaşık 6,5 yıldır görevde. Yani İsmet Başkan'dan görevi 1,5 yıl sonra aldı. Yaklaşık 3-3,5 yıl oradan 4 yıl buradan 6,5-7 yıldır gibi bir sürede Sedat Başkan şu anda görevde. Sedat Başkan'ın görevde olduğu sürece 6,5 yıl içinde 7 yıl içinde sen bu milletin menfaatine yaptığın ne var diye sorsan şikayet etmelerinin dışında hiçbir şey yoktur. Bakın bizim bu adaylığa çıkmamızın en büyük sebebi tarlaların bölünmeleriyle alakalı sıkıntılardan dolayı biz aday olduk. Yani? Bakın biz büyük tarlaları alıyorduk. Yani size örnek tamam. Vereyim atıyorum. 5000'lik mi? 1 milyon. Yani 1 milyonluk, 500 milyonluk her neyse yani büyük tarla alıyorduk. Bu tarlaları tüm vatandaşın, tüm emlakçıların alabileceği seviyeye getiriyorduk. İşte 50 bin liralık, 60 bin liralık, 100 bin liralık bir yatırım aracı yapıyorduk. Çok ciddi de müşterilerimiz vardı. Tek bizim değil. Piyasa bu şekilde dönüyordu. Şu anda biz tarla üretimi yapamıyoruz. Niye? Bölemiyoruz. Sonradan mahkemelerden bu işler bölünmeye başladı. Yani mahkemeyle yani kişi diyor ki kardeşim benim diyor tarlam var diyor. Benim diyor falanca işte 10 kişiye borcum var. Benim diyor benim bu tarlamı diyor parçala. Ben bu tarlamı satayım. Borçlarımı ödeyemiyorum diyor. Yani mahkeme bu şekilde birkaç talep kabul etti. Yani Tarım Bakanı'nın müsteşarıyla görüşüp bu işi şikayet eden kişinin kendisi Sedat Altınay'dır.
tarlaların bölünmelerine karşı olduğunu defalarca söylemiştir. Aslında kendisinin de yaptığı işlem budur. Yani kendisinin de bölme işlemi vardır ama şikayet eden hem yapan kısımdadır hem şikayet eden kısımdadır. Peki yani biz siz tepki amaçlı sektörün hareketliliği açısından böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Siz böyle yaptık diyorsunuz. İstek talep de bu yöndeydi ve onu karşıladık diyorsunuz. Ama devlet dedi ki biz birleştirme taraftarıyız. Bunu destekliyoruz. İkisi de pek doğal gelmiyor mu şimdi mantıklı olarak? Biz devletin tarlaların birleştirmesinden yana olmasını biz destekliyorum. Ama mücavir alanın dışında olanları destekliyorum. He. Mücavir alan dediğim nedir? Belediyenin proje yaptığı yerlerdir. Yapacağı yerlerdir. Hani 2043 yılı diye bir proje var. Hani öneri diye bir proje var. Bu tüm belediyelerde askılarda vardır. Vatandaş gidip oradan bakabilir. Veya en yakın bir emlakçıya gittiği zaman emlakçıda da vardır. Emlakçı da gösterebilir. Belediye bir proje yapmış mı? Ben böyle bir proje geliştireceğim. Şurayı konut, burayı sanayi, işte burayı yaşam alanı falan filan bu şekilde yapacağım diye belediye bir proje geliştirmiş. Biz belediyenin bu geliştirdiği projelerin içerisinde bölünmenin serbest bırakılmasını istiyoruz. Başkanlığa geldiğimiz zaman da bu iş için mücadelemizi vereceğiz. Yani çevre yolun dediğimiz yani mücavir alanı dediğimiz yerin dışındaki yerlerin bölünmesine ben de karşıyım. Bizim yönetimimiz de karşı. Yani içerideki yatırım kısmına biraz daha. Ama içerideki yatırım kısmı mecbur açacağız. Destek vermek lazım. Ya şimdi siz bana deseniz ki benim 100 bin lira param var. Bana bir arsa al desen ben 100 bin liraya size bir arsa alamam. Bölemezsem tarla da veremem. Mecbure hitap etmem için yani yatırım amaçlı sizin de para kazanmanız için yatırım amaçlı belediyenin geliştirmiş olduğu geliştireceği projeler içerisinde benim yer bölmem lazım. Yani 1000 metre, 2000 metre, 3000 metre, 5000 metre bölmem lazım. Onun için son dönemde küçük küçük metrekarelerle, küçük meblağlarla arsa satışlarının artışı mümkün halde geldi. Yani herkes alabilecek duruma geldi. Öyle bir durum söz konusu. Peki yani sektör mesela çok eleştiriyorsunuz aslında normal şartlarda. Hani bu kadar sürede ne yapılabildi sorusunu soruyorsunuz. Ben de mevcut başkanla yayın yaptığımda o da mesela mevcut sistemi çok fazla eleştiriyor. Eleştirdiği noktadan bir tanesi bize arsa açmıyorlar. Bize alan açmıyorlar. Sektörün en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu mu? Yani imara yer açılmaması şu anda sektörün bir sıkıntısı. İmara açılan yerlere düşük imar verilmesi daha büyük bir sıkıntı. Mesela Yazır gibi mükemmel bir yere iki kat imar verilmiştir. Daha yüksekleri var ama. İşte daha yüksekleri var ama iki kat, son verilen imar iki kattır. Yani Yazır gibi bir yere iki kat imar verilmesi en büyük sıkıntıdır. Bakın bizim vaatlerimizin arasındaki olanlardan bir tanesini Selçuklu Belediyesi ile veya Karatay veya Meran Belediyesi ile yani ya da şöyle toparlayayım belediyelerle bu işi odayla fikir alışverişi haline getirmek bizim amacımız. Şimdi bir yere imar verilmiş 1.55 emsal yani 10 kat vermiş. Hemen arkasında 0.25 iki kat vermiş. Arada bir 12 metrelik yol var. Bazen 12 metre de yok. 8 metrelik yol var. Yani neye istinaden verdin? Şimdi emlakçı sağdaki adam. Doğru mu? Yani sağdaki bizzat yaşayan bir adam. Kişi. Vatandaş bir adam. Yani biz... Belediye de yaşayan tarafında aslında da. Ya şimdi belediyenin imarını bazen Ankara'daki bir üniversitelerden çıktığında biliyor musunuz bilmiyorum. Yani uydu görüntülerinden Ankara'daki üniversiteden talepler doğrultusunda gerçekleşiyor. Yani bizim amacımız odayı aktif bir hale getirip belediyeyle istişareler sonucunda bu imar düzenlemelerini getirmek istiyoruz. Bizim vaatlerimizin arasında bu da var. Yolun diğer tarafıyla bu tarafın farklı olmasının temel sebebi ne sizce? Biz onu daha anlayamadık. Bir sebebi yok. Yani, yani çok istişareler yaptık. Adam diyor ki yani benim günahım ne diyor. Yani benim yerime iki kat imar vermiş diyor. Karşıya diyor on kat vermiş diyor. Benim günahım ne diyor. Yatırım oraya yapaydın kardeşim diyebilirler mi? Senin günahın doğmak diyeceğim o saatten sonra. Sektördeki sorunlardan çözebilecek en nokta diyalogdur diyorsunuz. Diyalogla beraber belediyelerle bu diyaloğu sağlayarak sahanın sorunlarını çözeceğinizi söylüyorsunuz. Belediyeler sizin söylediğinize nasıl gelecek? Şimdi bu çok zor bir hadise. Aslında çok zor bir hadise değil. Ama %400'lük zammı afaki yaptıkları dönemler ortada. Ama Emlak Oda Başkanı ona imza attı. Atmayaydı. Atmasaydı. Atmasaydı karşıda bir güç oluşurdu. Ya da attırmayaydınız yani sizin gibi diğer ya kimsenin bir haberi yok yani. 9 kişi 48 kişi. Kimsenin haberi yok yani. Kendisine atmış olduğu imza kimsenin haberi yok. Atmasaydı belediye belki buna şahsına bir şey almış olabilir, tepki almış olabilirdi. Yani tepkiden korktuğu için attı. Ya varsın belediye bana tepki alsın. Bizim öyle bir çekincemiz yok. Yani buradan kazanan Selçuklu Belediyesi mi oldu? Burada kazanan Selçuklu Belediyesi. Kaybeden vatandaş. Emlakçıdan ziyade vatandaş. Buraya telefonla açıp bu sorunlarını dile getiren çok fazla size insanlar oluyordu ama tabii bir çözüme ulaşması zor bu işin. Yani işten geçtikten sonra bir şey yapma imkanı yok benim algıladığım. Şimdi iş nasıl çözülür? Düzenli görüşmelerle diyalog halinde çözülür. Şu anki mevcut başkan
Konya Esnaf Odaları Birliği ile arasında sıkıntı var. Yani şu anda birlik başkanı ile yani birlik başkanı Ali Osman Karamercan ile bizim başkanımız Altınay'ın arasında sıkıntılar var. Yani uyum sorunu var. Ya uyum sorunundan ziyade o başka birinin birlik başkanı olmasını destekliyor. Ali Osman Bey kendisi şu anda birlik başkanı. O zaten aday. O zaten hem aday hem başkan şu anda. Hı-hı. Yani bu kişiyle sıkıntı olacak olmasına gerek var mı? Yok. Konya'da 84 tane oda var. 84 tane odanın toplamda üye sayısını hesap etmedim. Sadece bizim 1050 tane şu anda kayıtlı üyemiz var. Yani oy kullanacak üyemiz var. 1150 tane de kayıtlı üyemiz var. 84 tane odanın üyelerini hesap edersen bu çok korkunç bir rakam yapar. Sen karşına böyle bir tüzel kişiliği temsil eden bir adamı almak yerine bu adamı yanına alsın. Belediyeyle görüşmeler daha samimi bir ortamda geçer. Belediyeyle olmadıysa Ankara'yla olur. Yani bir şekilde sorun çözülür. Sen çözmek istersen çözülür. Yani illa ki birbirlerini destekliyor olmalarının da bir önemi yok. Desteklemeyebilirler. Yok, yani desteklemiyorlarsa ya da yine beraber olma ve çözme mecburiyetleri vardır. Sevmiyor olabilir. Görüşmüyor olabilir. Ama bir sorun varsa telefon açacaksın. Başkanım bugün belediyede şu saatte randevumuz var. Biz sizinle katılmanızı istiyoruz diyeceksin. Katılmıyorsa o da onun sorunu. Şu an Emlakçı Odası başkanlığına kaç kişi aday? Üç güne kadar iki kişiydik. Mevcut başkan Altınay ben. Bugün bir arkadaşımız daha çıkmış. Daha doğrusu geçen hafta Cuma daha günü fazla çıktı. Fazla olur mu peki? Dört olmasını bekliyoruz. Ama dört olmazsa üç tane de seçime gireceğiz. Mevcut seçim tarihi ne zaman? Mart ayı içerisinde olacak. Ama neymiş net bir günü belli değil. Yani 1 Ocak ile 30 Mart arasında yapma zorunluluğu var. Hı. O süre zarfında bekliyoruz. Sürecin değişme ihtimali yok ama o Mart'tan yok, sonrasına. Yok. 30 Mart sonrasında. Peki birliğin seçimi ne zaman? Mayıs ayında. Mayıs. Yani bu aslında bir anlamda birliği de etkiler mi? Bu birliği bu seçimler. Büyük etkiler. Çünkü Emlakçılar Odası'nın 10 tane oyu vardır. Birlikte kullanılacak 10 tane oyu vardır. Birliği de kim seçer? 84 tane mevcut oda seçer. Yani aslında şu andaki bakın biz kimsenin aday değiliz. Ali Osman Karamercan'ın da bizim aramızın iyi olması onun aday olduğu anlamına gelmez. Biz bu yola kendi arkadaşlarımızla istişare sonucunda çıktık. Yani gördüğümüz yanlışları düzeltelim. Emlak odasını cazibe merkezi haline getirelim. Yani bizim çıkış amacımız bu. Ha bu süre içerisinde Ali Osman Bey'le tanıştık. Daha başka oda başkanlarıyla tanıştık. Yani hala görüşmelerimiz, istişarelerimiz devam ediyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Biz kimsenin adayı değiliz. Biz kimsenin güdümünde de değiliz. Yani ben Orhan Acar yönetimimdeki kişiler sadece emlakçıların sorunları üzerine hareket edeceğiz. Yani dış savaşlar bizi çok alakadar etmiyor. Peki mevcut şartlarda bina yapımı taşıma işlemlerinden bahsettiniz o yayından önce. Şu anda ile alakalı düşünceniz ne? Şu anda emlak odasının olduğu yer mezberelik bir yer. Yani bu kadar sermayenin döndüğü bir sektöre yakışmayan bir yer. Ama o da çok içerisi falan çok lüks bir yer aynı zamanda. Değil. Siz yanlış görüyorsunuz o zaman. Öyle bir lüks bir yer değil. Sıradan alenade bir yer. Yani 30 yıl önceki adamların ofisi gibi bir yer. Yeni bir bina olsun diyorsunuz. Yani biz ilk başta bir kiralık bir taşım yani kiralık bir yere geçeceğiz. Daha sonra da arsasını satın alıp kendimiz büyük konferans salonunu güzel bir odaya bir yer kazandıracağız. İhtiyaç mı peki? Yani, çok büyük bir ihtiyaç. Yani 1000 kişinin bir odası varsa yani odası da daha iyi bir yerde olmalı diyorsunuz. 1000 kişi değil. Şu anda emlak 2500'e yakın bu işle uğraşan arkadaşımız var. 1500'ü dışarıda mı? 1500'ünün bunun çok büyük bir çoğunluğu da ticaret odasına kayıtlı. He. Yani emlak odasının bir getirisi olmadığı için yani arkadaşlara bir cazibe olmadığı için yani bunların kaydı ticaret odasına. Biz tekrar bu arkadaşlarımızı da kazanmak istiyoruz. Yani bu arkadaşlarımızı da buraya getirmek istiyoruz. Onlar da mantıklı olarak ticaret odasını seçiyor. Ya şimdi siz bir ayrıcalık yaşatırsanız üyelerinize niye gelmesin? Emlak odasına üye olmayan arkadaş niye üye olur? Ya SGK ayrıcalıklı olmasaydı millet Bağkur'dan oraya geçmek istemezdi. Niye olsun? Aynen öyle. Yani biz bu işle mücadele vereceğiz. Bunu yapacak da güçteyiz. Allah kısmet ederse de seçimi yani büyük bir oranla biz kazanacağız. Kazandığımız zaman bu söylediklerimizin hepsini eksiksiz yapacağız. Şu şeyin önüne geçebilecek misiniz mesela? Elini kolunu sallayan herkes emlakçı olmak istedi, oldu ve devam ediyor. Bu nasıl değişecek? Bu biraz yasayla değişebilecek bir şey. Yani emlak odasının buna direkt bir müdahale hakkı yoktur. Ya ben insanların ekmekleriyle oynamak istemem ama yani emlak odasının işin böyle olması aynı zamanda sektörü ve sahadaki piyasa şartlarını, fiyatları etkiliyor. Emlak odasının buna direkt müdahale şansı yoktur. Emlak odası şu hale gelebilir. Kayıt dışı bu işi yapanları kendi odasının bünyesini kaydedebilir. Yani bir insanın emlak odasına kaydolması için herhangi bir bürosunun olması şart değil. Mobil
home office diye bir olay var. Tabii. Yani bu şekilde de kayıt altına alabilir. Yani siz bu şekilde insanları kayıt altına alırsanız bir birlik beraberlik oluşur. Bu birlik oluşan birlik beraberlik de dışarıdaki adam bu birlik beraberliğe girmek için gerekli şartları yerine getirir. Yani gene aslında odayla bir bağlantılı bir iş. Ama direkt dışarıdaki adam ben bu işi yaptırmam, işte şöyle yaparım, böyle yaparım demeye gerek yok. Bu yasayla alakalıdır. Yasa çıkar, kaçak yapan kişi yasa cezasını keser. O zaman bu adam yapamaz. Yani bu biraz yasayla alakalı. Ama biz kayıt dışındaki olanları, bizim birinci hedefimiz ekmeğiyle oynamak değil, onları kayıt altına almak. Kayıt altına almak. Bu açılan sertifikalı verilen kursların ehemmiyeti yeterli oluyor mu peki? Ya bu belge vermek için belge vermek mi yoksa? Şu anda belge vermek için belge. Yani bir cebine 750-800 TL'yi koyan herkes bu belgeyi şu anda alabilir. Yani o alenade bir sınav, alenade bir eğitim. Hı. Bir şey yok yani, bir zorluğu yok. Herkesin mesela çok rahat alabileceği bir şey. Sahadaki rakamsal verilerin yükseliyor olması, mesela arsa fiyatı, mesela siz dediniz ki 100 bin liraya varsa ben alırım muhabbeti olur. Gerçekten de öyledir. Öyle. Ödediğiniz bölge için, yazır için mesela. Bu fiyatların bu noktalara gelmesi tamam arsanın azlığındandır da aynı zamanda arsalara yatırım yapıp da bekleyenlerin de biraz da rağbetinden kaynaklıdır. Sahayı yönetenlerin sorumluluğundandır. Burada emlakçılara da bir görev düşmüyor mu burada? Burada emlakçılara düşen görev arsa sahibinin ikna konusunda değil de şimdi bak burada aslında büyük sorun aslında belediyenin. Neden? Neden belediyenin? Şimdi bir arsaya vatandaşı doyurucu bir imar verirse vatandaş da uygun, uygun şartlarda müteahhit firmaya bunu verir. Ya yapma yükseltecek ya imar açacak. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Adamın atıyorum 300 metre arsası var. Hı-hı. İçinde de bir tane eski evi var. Bina dikemez. İçinde bir tane eski evi var. O evde de oturuyor. Siz bu adama eski evine karşılık bir tane yeni bir daire veremezseniz yani daha doğrusu veremezseniz diyeyim. 200 metrekareye falan veriyor. 220 metrekareye mi veriyorlar? Ya o bölgeden, 180'e veren de var. O bölgeden bölgeye değişir. Hı. Yani emsal yoğunluğa göre değişir. Tabii. 140 metreye veren de çıkar. Yani o zaman batar. Bölgeden bölgeye değişir. Hani 140 metreye verirse? Ya 2.1 emsalli olan bir yere 140 metreye bir daire verilir. Verir, ona verir. Ama düşük imarlı bir yere veremez. Yani bu imarı dediğim gibi hani bir eşit şartlarda yapmış olsa bu kişi kendi evi eski evinin yerine yeni ev geleceğini bilse bu adam yerini verir. Doğru mu? Doğru, mantıklı. Onun bir dairesi vardır. Otomatikman 5 daire olur. Bu sefer 4 kişiye daha bir barınma yeri sağlanmış olur. Bir bina 6 kat çıkabilmek için 480 metrekare mi olması gerekiyordu? Bu rakamsal verisi. Öyle değil. Bu belediyenin vermiş olduğu bir emsal yoğunluk vardır. Kat sınırlaması verebilir. Biz buna haşmak deriz. Kat sınırlaması verebilir. Bu belediyenin vermiş olduğu yoğunlukla alakalıdır. Belediyenin mahkemelik olduğu durumlar da var. Yazırda mahkemelik şu anda. Orada da var, şeyde de var. Şefikcan tarafında da var bazılarının. Yani bu sorunların yaşanması sebebi izin vermemesi, almış olması falan diye. Bu sorunların kaynaklama sebebi ne? Şefikcan'daki mahkemenin olduğundan haberim yok. Oraya güzel imar verdi aslında da. Orada mahkemelik varsa şahsi sorunlardan dolayı vardır. Ya. Ama Yazır'da büyük bir sıkıntı var. Ne Yazır'ın gibi? Bir kısmı yüksek emsalli, 2.1, 1.55, 1.8 gibi emsalli var. Hı. Bazı yerlerinde sadece 0.25, 2 kat emsalli var. Ters orantı, ne alakası yani var? Yani ne alakası var, aynı. Şimdi orada müteahhit firma arsa çözebilir mi? Çözemez. Girmez ki. Çözemez, çözemeyeceği için girmez. Girmediği için de böyle devam eder. Girmediği için de arsa fiyatı yükselmeye devam eder. Ben dediğim gibi, hani önce yer açacak, yani önce imar düzenlemesi gelecek, daha sonra da imara yeni yer açacak. Peki, sizi yakalamışken şeyi de soralım. Asgari ücretli olan ya da çok emekli olanların haklarını da biraz soralım. Bu kira fiyatlarının rakamsal verisinin bir anda yükselişe geçmiş olması ve şu an iyi fiyatlarda olmasının sebebi nedir? Yok, ev yok mu Konya'da? Onun için mi böyle yüksek? Konya'da kiralık ev sayısı az. Aslında ev üretimi çok. Satılık ev var. Satılık ev var ama kira da yükseliyor. Dedim ya, 16 tane ilden göç alıyor. Bir de Suriyeli vatandaşlar geldi. Hmm. Dolayısıyla kiralar şu, yani bugünün şartında oturulacak bir evin 750-800 liradan aşağı kira bulması zor. Doğal bir evin. Yani. Sıradan bir olan bir evin. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir nokta var mı bu noktada sektörle alakalı? Şimdi bizim yapmamızı düşündüğümüz, yapacağımız bir takım aktiviteler var. Size onları anlatayım. Yani seçildiğimiz zaman. Buraya notlarımızı aldık. Birincisi, binanın taşınacağız, yeni bir bina yapacağız diye görüştük. Az önce anlattık onu. Konya, Türkiye'nin birçok başka şehirlerinde emlakçılara tapuda özel memur çalışır. Müracaatlarda. Yani sadece emlakçıların müracaatlarını alır. Vatandaşla aynı sıraya girmez. Vatandaşla aynı sıraya girmez. Emlakçı farklı sıraya girer. O memur da sadece bunu alır.
Yani biz önce bunu sağlayacağız. Memur da en azından emlakçı olduğunu bilir. Ona göre. Gerçi şimdi de biliyorlar da. Ya, mesela bunu SGK'da başarmışlar. SGK'da özel yerler açmışlar. Şimdi SGK danışmanlarına nasıl başvuruyorlarsa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde de gidiyorlar. Kurumunda da çok rahatlıkla oradaki memura vatandaş gidiyor. Danışıyor. Sorununu çözüp çıkıyor. Öyle bir sistem diyorsunuz. Öyle bir sistemi biz Allah'ın izniyle getireceğiz. Yani bununla ilgili bir altyapı çalışmamız oluşturuldu. Bunu sağlayacağız. Bunu sağlayacak da güçteyiz. Allah'ın izniyle bunu yaptıktan sonra emlakçı farkı yaşayacak. Hani dedik ya kayıt dışındaki adam gelecek, ticaret odasındaki adam gelecek diye. Daha sonra bizim şu anda en büyük takıntımız tapu dairesinin içindeki Ziraat Bankası. Neden? Yani ben bunu her yerde dile getiriyorum. Neden? Ziraat Bankası şu anda 4000 liranın altında olan tapu harçlarını vezneden almıyor. Bankamatikten alıyor. Şimdi yaşlısı var, bu işi bilmeyen var. Bankamatikler genelde bozuk oluyor, yüksek sıralar var. Yani biz iş yavaşlatıyor bu işler. Biz bunu tekrar Ziraat Bankası'nın harç almasını sağlayacağız. Ziraat Bankası'yla bu harç alımını sağlayamazsak oraya mobil banka arabası getirtireceğiz. Yani şu anda tapudaki memur arkadaşların büyük bir çoğunluğu İş Bankası'ndan maaşını alıyor. Oraya mobil hizmet veriyor İş Bankası. Ziraat Bankası'ndan şey almıyor, maaştan almıyorlar. Yani eğer Ziraat Bankası'yla bu anlaşmayı sağlayamazsak başka bir bankayla, çünkü 4-5 tane banka var, başka bir bankanın mobil aracını sağlayıp orada hizmet verdireceğiz. Bu arada tapunun taşınacağına da yakındır herhalde. 1,5-2 yıla gider mi? Yani öyle söylentiler var ama daha henüz nereye gideceği hakkında net bir bilgi yok. Yeni adliyenin olduğu bölgeye yakın söyleniyor. Hastanesi. Daha başka birkaç bölgede konuşuluyor. Hatta bölge işte Selçuklu, Karatay, Meram'ın ayrılacağı söyleniyor. Şöyleydi. Ben en son birkaç görüşme yaptığımda o bölge alacaklar. Doğru. Ama sonrasında bir arsa bulmuşlar. Şehir hastanesinin olduğu bölgede. Buldukları arsaya da işlem yapıp bina oraya taşınacak diye söyleniyor. TOKİ'nin bunu yapacağı söyleniyor ama daha net değil. Ama arsayı buldularsa bu iş çözülür. Yani herhalde arsa bulmak en büyük sorun herhalde arsadır. Ya devlet olduğu zaman arsa çok sorun olmaz. Bir o bölgeye park, gitmesi bir park yeri, sizin için yeri, nasıl olur peki? Fark etmez. Yani çok vatandaş için değişik bir şey yok. Ama şehrin aktığı kısım şey. Yani sonuçta yazı Ankara tarafı. Bugün hangi dolmuşa binerseniz adliyenin önüne gidin. İstanbul'da pardon. Yani hangi dolmuşa binerseniz tam adliyenin kapısının önüne kadar götürür. Doğru. O da onun için bir sıkıntı olmaz. Yani peki, yer fark etmez. Diğer yapmak istediklerinizden? Diğer yapmak istediklerimiz biz emlakçıları bölgeler haline getireceğiz. Bosna, Karatay, Selçuklu, Aydınlık. Yani yoğunluğa göre bölge haline getireceğiz. Yönetimimizdeki 20 kişinin sorumlu olduğu bölgeler olacak. Haftada bir bu bölgelerde toplantı yapacağız. Yani atıyorum bu hafta Bosna bölgesindeki emlakçıları 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Böylelikle tüm sorunları dinleyip 3 hafta bölgelerde, 1 hafta bölge temsilcileriyle odada. Sorunları çözme açısından. Yani her yere hakim olacağız. Yani en ücra köşedeki emlakçı... Dağınık da olmayacak. Tabii. En ücra köşedeki emlakçı arkadaşımızın da sorunlarını bileceğiz. En merkezdeki yerdeki emlakçı arkadaşımızın sorunlarını da bileceğiz. Yani bir vatandaş da mesela emlak aradığı zaman Konya emlakçıların sitesine girse şöyle mesela. Hep herkes sahibinlere gidiyor ya mesela. Emlakçının sitesine girse nereye oturmak istiyor? İşte Yazır'a oturmak istiyor. Yazır bölgesi girse oradaki emlakçılar karşısına çıksa. O emlakçıların da ellerindeki evler bilmem neler karşısına çıksa. Dükkanlar karşısına çıksa. Çok basit bir sistem aslında değil mi? Şu anda odanın böyle bir sayfası var. Ama kullanılabilirliği? Kullanılabilirliği mevcut başkanın ilanları var. Onun haricinde bir ilanı olan bir arkadaşımıza ben daha rastlamadım. Ha, sahadaki herkesin yok yani. Yok. Yani biz bunu herkesin kullanılabilir hale getireceğiz. Bakın uzun yıllardır mevcut başkan başkanlık yapıyor. Yani 6,5-7 yıldır yapıyor. Şimdi ben buradan soruyorum. 1050 tane, 1150 tane, 1500 tane emlakçı arkadaşımıza dışarıdan gelen hangi iş emlakçı arkadaşları paslandı? Hangi işten emlakçı arkadaşların haberi var? Hiçbirinin. Yani dağılım herkese yok, oldu mu? Yok. Hiç yok. Biz bunu emlakçılar odasına ait sitede yayınlayacağız. İşte dışarıdan şu firmanın şu şekilde talebi var. Ya mesela büyük bir dondurma firması. Konya'da büyük bir yeri var. Onu satışından kimin haberi var? Odanın vardır. Odanın vardır. Niye bizim yok? Esnafı yok. Onun için de birlik ve beraberliğin daha çok olması gerekiyor. Yani biz dışarıdaki pastayı, Konya'ya gelen pastayı bölüşme taraftarıyız. Yayınlarız. Elinde ürünler olan arkadaşlar ürünlerini yazarlar. Yapıcı firma, alıcı firma değerlendirir. Sonuçta herkes kazanır. Son sözlerinizi istemem lazım. Onun için şeyleri toparlarsak sevinirim. İfade etmek istediklerinizi. Bizim gerçi aslında yani bölgeden
bölgenin paylaşımı ve halkın rahatlayacağı böyle bir sistemin ifade edilmesi en önemli verim herhalde. Ya biz aslında anlatmak istediklerimizin hepsini anlattık. Bizim bu programa gelişimiz 10-15 gün öncesinde günümüz belirlenmişti. Afrin operasyonundan yani haberimiz olmadığı için yani şu anda böyle bir konu konuşuyoruz. Biz önceden bir gündem meselemizi almıştık o yüzden. Aynen öyle. Şu anda bizim birinci önceliğimiz Türk ordusunun oradaki operasyonudur. Yani Allah yardımcılar olsun. Son sözümüz inşallah. Halktan da dua istiyorlar zaten askerler. Onlar dua etsinler. Biz de görevimizin başındayız diyorlar. Bunlar olur gider. İnşallah orada askerimizin burnu kanamadan muzaffer eyler inşallah. Rabbim. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli izleyenler, programı sonlandıracağız. Alt yazıda da zaten gündeme dair konuşmaları, açıklamaları, değerlendirmeleri arkadaşlarımızla paylaşıyorlar. Haberci arkadaşlar. Gündemin nabzı aslında bu ama biz de gündemin kendi meselemiz ya da bugünkü şartlarda hayatın normal standartına devam ettirme mecburiyeti var. Bu da hepimiz için üzerimize düşen vazife. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli dua edin biz buradayız. Hatta beklemesinler bizi diyebilecek inançla birlikte kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Bugün Konya Emlakçı Odası Başkan Adayı Sayın Orhan Acar bizimle birlikteydi. İstikameti sonlandırıyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.